Merhaba arkadaşlar, ben Murat Öztürk. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine çok güzel bir kutu açılım videosuyla beraberiz. Elimde çok şık bir kutu var şu şekilde. Çok sağlam ve çok şık bir kutu var. Bunun içinde Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun kendisi var. Şimdi bunu birlikte açacağız. Xiaomi Redmi Note 10 Pro'nun kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Şöyle kanlı canlı paket elimizde. Ben de gerçekten şu anda çok meraklıyım. İlk defa sizinle birlikte açacağım. Şöyle gerçekten uzun uğraşlar sonucunda paketi yırtmadan güzel bir şekilde açmak istedim fakat olmadı. Şöyle bakalım paket içerisinde neler var. Sanırım bir adet fatura var. Bu arada telefon Xiaomi Frances sitesinden alındı. Dün sipariş ettim. Bugün elime ulaştı. Önceki gündü sanırım, pardon, dün mü? Dün sipariş ettim, bugün elime ulaştı. Ya da önceki gün müydü, hatırlamıyorum. Yani 2 günde, 1 2 günde bana ulaştı. Şöyle bir adet içinde hediye kulaklık var. Yine Xiaomi'nin kulaklığı diye biliyorum. Xiaomi Store hediye kulaklık gönderiyor sanırım siparişlerinde, bu tür telefonlarda. Bunu ücretsiz bir şekilde geldi bana. Xiaomi'nin kulaklığı sanırım. Veyahut da Xiaomi logosu falan yok. Sıradan bir kulaklık. Yine de teşekkür ederiz. Bedava göndermiş. Şu kağıda bakacağım neler var. Evet, bu da yine faturası. İçinde adres bilgileri, fiyat bilgileri falan var. Şimdi telefon burada. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Daha önceden AliExpress'ten sipariş vermiştim. Fakat günlerce oldu. Kargoya çıkmayınca ben de Xiaomi Star'dan göz attım. Hem de daha ucuz bir fiyata geldi. İşte puanlarla, işte indirimlerle falan, bu ara Xiaomi Bahar Şenliği kampanyasında 6 GB, 64 GB modeli 195 Euro'ya geldi bana. Sipariş Fransa'ya. Kargo da Fransa'dan zaten. Taş gibi bir paket var elimizde. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Şöyle şuradan açalım. Evet, şu anda ben de çok heyecanlıyım. Bildiğiniz gibi Xiaomi Redmi uygun fiyatta güzel telefon yapan bir marka. Uygun fiyata gerçekten çok güzel telefonlar yapıyor. Bu Redmi modelde şimdiye kadar yapılmış olanların en iyisi. Yani onlardan daha iyi. Neden? Çünkü diğerlerinde genelde IPS ekran kullanılırdı. Bunda AMOLED ekran kullanılmış. Şöyle içinde kitapçıklar var ve bir tane kılıf var ki gerçekten çok güzel bir kılıf. Hoşuma gitti. Şuraları falan içe doğru kıvrımlı ve daha iyi korumalı. Xiaomi'nin orijinal kılıfı. Şöyle. Bu da gerçekten çok güzel bir şey. AliExpress'ten sipariş verdim ama henüz gelmedi. Şöyle kutu içeriğine bakalım.
Devasa bir şarj adaptörü bizi karşılıyor. Gerçekten şöyle dolgun bir şarj adaptörü. 33 volt destekli sanırım. Şöyle. Bir tane şarj kablosu, şarj ve data kablosu. Bu da Xiaomi'nin yine orijinal. Şöyle. Kutu içerisi bu kadar. Şarj kablosu, şarj adaptörü ve hediye olarak bir tane de kulaklık göndermiş Xiaomi. Teşekkür ediyoruz. Orijinal Xiaomi değil ama hiç yoktan iyidir. Şimdi şurada telefonun kendisi var. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Evet. Şöyle çok iyi sarılmış. Her tarafı filmli. Burada ana özellikleri yazıyor. 108 megapiksel kamera, 120 Hz AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 732 ve 33 volt hızlı şarj desteğiyle bir de 5020 mAh gibi çok güzel bir bataryası var. 108 megapiksel kameranın rakamsal olarak gerçekten çok iyi ama tabii ki bu tek başına bir önemli etken değil. Tabii içindeki sensörler falan da önemli ama kamerasının güzel olduğunu düşünüyorum. AMOLED ekran şimdiye kadar benim bildiğim Redmi'lerde kullanılan ilk AMOLED ekranlı bir telefon. Telefon gerçekten uygun fiyatlı ama premium bir hissiyatı var. Tasarımı da çok hoşuma gitti benim. Şöyle birlikte açalım. Telefon bu şekilde gerçekten premium bir hissiyatı var. Xiaomi Mi 9 ile karşılaştıracak olursak Mi 9'dan daha büyük. Mi 9'dan biraz daha kalın. Normaldir çünkü Mi 9'un bataryası çok küçük. 3000 mAh gibi bataryası var. Bunun ise 5020 mAh gibi devasa bir batarya var. Ona rağmen yine iyi. Gerçekten çok güzel. Şöyle elinize tuttuğun zaman premium bir hissiyat veriyor. Fakat şu kamerası bayağı ciddi. Ciddi bir şekilde çentikli şurası. Bu da kameranın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok ciddi bir hissiyatı var kameranın. İleriki zamanlarda bunun detaylı incelemesini yaparım. Kullanıcı deneyimlerimden bahsederim. Belki ekranda sağ solda resim video örnekleri paylaşabilirim ama bu sadece bir paket açılımı. Şöyle premium hissiyatlı bir telefon var. Gerçekten çok güzel. Şöyle altına baktığımız zaman Type-C ile hoparlörü, mikrofonu mevcut. Üst tarafta da yine hoparlör, jack girişi, kızılötesi sensörü var sanırım. Şimdi bu Redmi Note 10 Pro'nun en büyük özelliklerinden nedir diye soracak olursanız benim aklıma ilk gelen 120 Hz AMOLED ekrana sahip olması, çift hoparlör stereo ses sistemine sahip olması, 108 megapiksel kamera, 33 volt hızlı şarj gibi güzel özelliklerle bizi karşılıyor. 195 Euro'ya geldi. Sipariş Fransa'ya. Bu ön kısmı Gorilla Glass 5 sanırım. Arkası da bilmiyorum ama arkası da güzel. Şimdi şu telefonu açalım. Bakalım neler var. Şurada benim en çok hoşuma giden özelliklerin bir tanesi de parmak izinin şu yan tarafta fiziksel olması. Ben Mi 9'daki şu ekrana gömülüyü sevmedim. Hoşuma gitmedi. Daha önceki telefonum şuradaydı ve çok kullanışlıydı. Ama ekrana gömülü olanı ben sevmedim açıkçası. Ve Mi 9 64 GB hafıza olması da artık çok az olduğu için yetmiyor bana.
artırılabilir hafıza kartı desteği de yok Mi 9'un. Bunda iki tane sim kart girişi ve bir tane hafıza kart yuvası varmış. Evet, telefon açılıyor. Telefon direkt MIUI 12 ile bizi karşılıyor. Şuradan evet, şöyle iki tane sim kart yuvası ve bir tane de hafıza kart girişi var. Gerçekten çok güzel. Telefonun 64 GB olması önemli değil. Burada 128, belki de 256, hatta belki 512 GB'a kadar hafıza kartı takabiliriz. Bu çok iyi bir avantaj. Sanırım bir daha hafıza kartı desteği olmayan telefon kullanmam. Ve Mi 9'da da şöyle şey girişi yoktu, jack girişi yoktu. Şimdi MIUI açılıyor. Şöyle telefon %60 bataryayla geldi. Şöyle %60 bataryası var. Zaten henüz yeni bir telefon. Bana da 2 günde ulaştı. Xiaomi'nin güzel telefonlarından gerçekten. Şöyle kılıfına bir göz atalım. Kılıfının burada bir adet USB portu koruması var. İçine toz falan kaçmak için. Şimdi Mi 9'daki yedekler Redmi Note 10 Pro'ya yükleniyor. Yani Mi 9 nasılsa Redmi Note 10 Pro'da aynı şekilde ayarlar olacak. Telefon ilk kez açıldığı için Mi 9'u olduğu gibi Redmi Note 10 Pro'ya yükleyeceğim. Sonra kolayca kullanmaya başlayacağım. Bu şekilde telefonum açıldı. Bunlar eski telefondan gelen uygulamalar. Sanırım versiyon farklı olduğu için tam renkleri görükmüyor. Önemli değil. Onun bu telefonla alakalı bir durum değil. Böyle Xiaomi Redmi Note 10 Pro gerçekten çok güzel bir telefon. Tasarımı çok hoşuma gitti. İlk defa kamerasını açıyorum. Şöyle bunun muhtemelen resim, örnek resim falan alıp paylaşmaya çalışırım. Evet, şimdi iki tane telifsiz müzik, aynı müzik iki telefonda, Mi 9'da ve Redmi Note 10 Pro'da deneyeceğiz. Bunda stereo ses sistemi var. Hem yukarıdan hem aşağıdan çift hoparlörlü. Xiaomi'de tek hoparlör var. Şimdi önce Xiaomi Mi 9'da dinleyelim müziği. Şimdi Redmi Note 10 Pro'da dinleyelim. Evet, videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama benim hissettiğim Mi 9'daki ses biraz daha kulağa böyle tırmalar gibi yaparken Redmi Note 10 Pro'da daha hoş, daha güzel bir hissiyat veriyor. Yani sesin şuradan da geldiğini hissedebiliyorsunuz. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum fakat sesin buradan da geldiğini hissedebiliyorsunuz Redmi Note 10 Pro'da. İkisinin de ses şiddeti, yani ses seviyesi aynı diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 10 Pro'yu kutusundan çıkardık. Elde de gayet güzel
bir hissiyatı var. Gayet dolgun. Elde çok güzel oturuyor. Şöyle kılıfını takayım. Kılıfı gerçekten çok güzel. Şu ana kadar gördüğüm en güzel kılıflardan. Şuraları içe doğru kıvrımı ve çok güzel koruyucu. Ekranda herhangi bir koruyucu yok sanırım. Ama yok, ekranda da film var. Gerçekten çok güzel. Ekranda da bir film var. Hiç belli olmuyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. AliExpress'ten kılıf ve ekran şeyi sipariş etmiştim. Sanırım beklememe gerek kalmayacak. Şöyle altta da çok güzel bir detay var. Type-C port koruyucu. İçine toz falan kaçmaması için. Çok güzel bir telefon. Gerçekten. Bunun ileriki zamanlarda detaylı bir incelemesini yaparım. Kullanıcı deneyimlerinden bahsederim. Hani kağıt üzerindeki özellikler değil de kullanıcıya ne veriyor? Hani pratikte neler bize sunuyor? Artı ve eksilerden bahsederim. Henüz abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Xiaomi Mi 9 4K 30 FPS. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 4K 30 FPS. Xiaomi Mi 9 ön kamera 1080 30 FPS. Redmi Note 10 Pro ön kamera 1080 30 FPS. Xiaomi Redmi 9 Note 10 Pro ön kamera 1080 30 FPS 30 FPS.